2021 yılında ciddi bir kriz yaşanmaya başlandı. Fiyatlar o 200'lü seviyelerden yukarı doğru gitmeye başladı. Her seviye bizim için şaşırtıcı oluyordu. O 500 oldu, o 600 oldu, 700 oldu. Biz böyle seviyelere alışık değildik. Bu fiyatların yukarı doğru gideceğini bilsek o future fiyatlardan mal alırdın. Çünkü ucuzdu o zamanlar. Bu bilinmediği için kimse doğru dürüst bir aksiyon alamadı. Fiyatlar da yukarı doğru gitmeye başladı. Kuzey Akım 2 de maalesef açılmadı. Açılmadık bir şekilde de biz 2022'nin başlarına doğru geldik ve fiyatlar inanılmaz derecede 1500 dolarlar seviyesine geldi. Akabinde de Mart ayında biliyorsun savaşla karşı karşıya kaldık. Bu savaş çıkınca bambaşka bir dünya tabii ortaya çıktı. Çünkü savaşın çıkmasıyla beraber Avrupa ilk adımı attı. Yani ilk darbeyi aslında bana sorarsan Avrupa attı. Enerji denklemini savaşın içine sokan ilk darbeydi bu. Kuzey Akım 2 dedi, iptal edildi dedi. Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesini nasıl tam tercüme ederiz? Onu konuşmamız lazım. Şimdi düşünün siz Rusya'sınız, Rusya Federasyosu'nusunuz ve Batılı alıcılarla bir anlaşma yapmışsınız. Denizin altından 1000 kilometre boru döşemişsiniz. Dünyaca yatırım yapmışsınız ve birdenbire karşı taraf diyor ki biz bunu iptal ettik. Bu artık olmayacak bu proje diyor. Şimdi bu tabii bence çok rahatsızlık yarattı Rusya Federasyonu'nda. Akabinde tabii bir sürü karşılıklı olay olmaya başladı. Mesela biz Türkiye'de depolara Kasım ayında da gaz atabiliriz. Yani Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Ama Avrupa'da Ekim'de artık depolardan gaz çekilmeye başlıyor. Çünkü havalar ciddi anlamda 15 derece veya onun altına inmeye başlıyor. Ve insanlar evlerini ısıtmak için gaz kullanmaya başlıyorlar. Bu kışı Avrupa nasıl söyleyeyim ciddi bir hasarla atlatacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu Sırbistan'da. O da çok benzer şeyler söyledi. Yani ilişkileri bu kadar zorlarsanız, bu kadar tahrik ederseniz iki tarafı bu ilişki bugünden yarına maalesef düzelmez. İşin kötü tarafı da bu krizi bugünlük ya da yarınlık görmek çok büyük hata. Diğer taraftan asıl işin kötü tarafı önümüzdeki sene çok kötü olacak. Bu senaryo 2023-24'te maalesef geçerli olacak. Çünkü o zaman bu sene kademeli gelen Rus gazı hiç akmayacak Avrupa'ya. Zaten tamamen durdurduk dediler. Bu bir bilek güreşi. Bu bilek güreşinde kim ne kadar birbirini zorlayacak, nerede bir anlaşma zemini bulacaklar bunu göreceğiz. Ama bu kış için gözükmüyor, önümüzdeki kış için de zor gözüküyor.